Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü eğitim videomuzda Şimşek Bot ile Discord sunucunuzu hazır oyun sunucusu nasıl kurabilirsiniz? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Bu videoya da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün dediğimiz gibi Discord sunucunuza Şimşek Bot ile hazır oyun Discord sunucusu nasıl kurabilirsiniz? Bugün detaylı bir şekilde bunu göstereceğiz. Daha önce buna benzer videolar çekmiştik arkadaşlar. Şöyle videolar bölümünden sizlere göstereyim. Videolarımıza gerçekten güzel ilgi duyuyorsunuz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu videolarımızı seviyorsunuz gençler. Daha da devamını istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya like atıp yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi daha önceden çekmiş olduğumuz videoları göstereyim. Şöyle bakıyoruz hemen. Evet, burada hazır Discord sunucusu nasıl kurulur diye Cortex Bot'la video çekmiştik. Bu videomuz 40.000 izlenmiş. Bunu izleyebilirsiniz kurmak istiyorsanız. Aynı şekilde 1 dakikada profesyonel Discord sunucusu nasıl kurulur diye bir video çekmiştik. Bu da nereden baksanız 8.000 izlenmiş. Bunu şablonlar şeklinde kuruyorduk. İstiyorsanız bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Aynı şekilde burada 2 dakikada Discord sunucusu kurmak diye Erense Bot'la yaptığımız bir videomuz vardı. Nereden baksanız bu videomuzda 40.000 izlenmiş. Şu anki anlık izlenim durumu da 36.000-37.000 arasında. Dediğimiz gibi biz düz hesap yaparsak burası 40.000 izlenmiş. Yani sayarsak 1, 2 hatta aynen 1, 2 sonra 3. Nereden baksanız 3-4 video kanalımızda var. Bu video ile beraber ya 4 olacak ya 5 olacak. Böyle bir sürü video çekiyoruz ayrı ayrı botlarla ilgili. Sizlere güzel eğitim setleri oluşturuyoruz. Şimdi isterseniz fazla uzatmayalım. Hemen Discord'umuza geçiş yapalım. Orada bir Discord sunucu kuralım. Oraya botumuzu davet edelim ve sunucumuzu kurmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen Discord'umuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burası da benim kendi Discord sunucum. Yapamadığınız bir şeyler olursa Discord sunucumuza gelip bizden yardım isteyebilirsiniz. Yetkili ekibimizle elimizden geldikçe sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi yapamadığınız bir şeyler olursa buraya kesinlikle gelmeyi unutmayın. Bu sunucumuzda 1300 kişi oldu arkadaşlar. Hepinize cidden sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler de hala sunucumuza değilseniz gelmeyi unutmayın. Güzel etkinliklerimiz oluyor, çekilişlerimiz oluyor, güzel hizmetler sunuyoruz buralarda. Dediğim gibi kesinlikle kaçırmayın. Discord sunucumuza mutlaka gelin. Açıklama kısmında linki var. Yorumlarda da sabitliyoruz zaten. Kesinlikle gelmeyi unutmayın. Şimdi hemen sol kısımda bulunan artı ikonundan bir sunucu oluşturalım. Burada bulunan artı ikonuna tıklıyoruz. Bir sunucu ekle yazıyor. Buradan kendim oluşturayım'a tıklıyoruz. Buradan benim ve arkadaşlarım için seçebilirsiniz veya bir kulüp veya toplantı için seçebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Ben genelde üstteki seçeneği kullanıyorum. Buraya şimdi onu seçtikten sonra buraya bir isim girmemiz gerekiyor. Hemen isterseniz bir isim yazalım. Hazır. Hatta şöyle yazayım. Şimşek Bot hazır oyun sunucusu kurma yazalım. Ve oluştura tıklayalım. Şu anda böylelikle görmüş olduğunuz gibi sunucumuz hazır. Şimdi bot sunucumuza davet etmeden önce birkaç tane rol oluşturalım. Size göstermem gereken bazı şeyler var. Hemen şuradan sunucu ayarlarına tıklıyorum. Buradan rollere geliyorum. Rol oluştur diyorum ve buraya arkadaşlar bir tane hani sunucuda ayrı göstermek amacıyla admin rolü oluşturayım. Şöyle hatta şunu da açayım. En aşağıya şöyle şuradan tutarak en aşağıya inebilirsiniz. Buradan yöneticiyi aktif ediyorum. Sonra işte şöyle boş 2-3 tane rol oluştur şöyle. Hatta 2-3 tane dedim de 5-6 tane açtım. Böyle kalabilir şu anda. Değişiklikleri kaydet dedim ve burayı kapattım. Şu anda rollerimiz hazır. Şu anda sunucumuzda sadece 2 tane oda bulunuyor arkadaşlar. Ses kanalı ile metin kanalı. Burada şu anda bu şekilde. İsterseniz hemen tarayıcımıza geçiş yapalım. Oradan botu sunucumuza davet edelim. Evet, şu anda tarayıcımıza gelmiş bulunmaktayız. Artı ikonuna tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar Şimşek Bot yazıyoruz. Bakın Şimşek Bot yazdık. İlk çıkan siteye şimşekbot.com yazan bölüme tıklıyoruz. Bu sitenin linki arkadaşlar açıklama kısmında olacak. Botu davet etmek istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten botu davet edebilirsiniz. Şimdi burada ilk başta yapmamız gereken işlem giriş yap butonuna tıklayarak bu botun sitesine giriş yapmamız gerekiyor. Yani hesabımızı eşleştirmemiz gerekiyor. Burada buraya tıkladıktan sonra önümüze böyle bir panel açılıyor. Buradan yetkilendire tıklıyoruz ve siteyle hesabımızın bir erişimi oluyor arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız buradan devam edebilirsiniz. İstiyorsanız burayı kapatabilirsiniz. Botu davet et bölümünden sunucunuza davet edebilirsiniz. Böyle birazcık beklemenizi istiyorlar. Tarayıcınızı kontrol ediyorlar. Bot musunuz değil misiniz şeklinde. Ve böylelikle böyle bir yer açılıyor. Buradan bir sunucu seç bölümünden oluşturmuş olduğumuz Discord sunucumuzu seçmemiz gerekiyor. Hemen aşağıya iniyorum. Şimşek Bot neredeydi? Hemen şöyle bir bulayım.
Evet, Şimşek Bot hazır oyuncunuzu kurma diye burada sunucumuz geldi. Buraya şimdi bunu seçerek devam ete tıklıyorum. Yönetici ve uygulama komutlarını kullan işaretli olacak ve yetkilendire tıklıyorum. Ben bir insanım seçeneğine tıkladıktan sonra bot şu anda sunucumuza gelmiş olacak. Burada artık işimiz kalmadı. Tarayıcınızı isterseniz kapatabilirsiniz. Evet, şu anda Discord'umuza geçmiş bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi bot sunucumuza geldi. Şimdi bu işlemlerimize başlamadan önce arkadaşlar size küçük bir hatırlatma yapacağım. Hemen sol yukarıda sunucu ayarları bölümüne geliyoruz. Roller bölümüne geliyoruz ve rol seçme bölümüne giriyoruz. Sunucunuza bot getirdiğiniz zaman, bakın bu hangi bot olacağı önemli değil, genelde tüm botlarda kendisine özgü roller oluyor. Bu roller sunucu üzerindeki bir nevi gizli yetkili gibi düşünebilirsiniz. Yetkili rolü gibi düşünebilirsiniz. Bu rol diğer rollerden nasıl üstün olursa o kadar altındaki rollere erişim sağlayabilir, onları yönetebilir. O yüzden şimdi biz burada sunucu kurma işlemi yapacağımız için bu rol alabildiğimiz en üst yerde olması gerekiyor. Yani adminin altında değil de adminin de üstünde olması gerekiyor ki sunucumuz üzerinde güzelce bir yönetim oluşturabilsin, sunucuyu düzeltebilsin açısından. Bunu en yukarıya çekiyoruz ve değişiklikleri kaydediyoruz. Bu hangi bot olursa olsun kendisine özgü rolleri oluyor. Bunları yukarı almayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra ESC'ye basarak çıkabilirsiniz. Şimdi isterseniz sunucuyu kurmaya başlayabiliriz. Botumuzun arkadaşlar prefixi S-tire dediğimiz, yani işte kısa çizgi olarak adlandırılan simgeyi kullanacağız. Yani S-tire şeklinde yapıyoruz. Yani Türkçe deyimiyle S kısa çizgi yazarak botun prefixine kullanabilirsiniz. Şimdi burada ilk başta yardım yazıyoruz. Zaten botun prefixini öğrenmek istiyorsanız burada kendi profilinde botunun şeyi yazıyor. Komut listesi yazıyor. Şimdi burada S yardım yazarak botun kendi komut listesine ulaşabilirsiniz. Bizi burada ilgilendiren kısım S yardım mod kısmı arkadaşlar. Buradaki yazıyı hemen kopyalıyoruz ve ben buraya yapıştırıyorum. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi moderasyonla ilgili kayıtlar var. Mesela işte sunucudan at, sunucuyu ayarla, işte yavaş mod, yasakla gibi gibi roller bulunuyor arkadaşlar. Yani bir nevi moderasyon, eğlence, güzel güzel bir bot olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada bizi ilgilendiren kısım S kur komutu arkadaşlar. Bu komutu kopyalıyoruz ve buraya yazıyoruz. Bu komut sayesinde sunucumuzu kuracağız arkadaşlar. Yani oyun sunucumuzu buradan kuracağız. Hemen enter'a tıkladık. Burada arkadaşlar bize 3 tane seçenek sunuyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim oyun sunucu kurma gibi bir amacımız olduğundan dolayı bizi ilgilendiren iki şey olacak. Sade ile emoji arkadaşlar. Buradaki GIF seçeneği, hani GIF paylaşma sunucuları olur ya, public sunucular dediğimiz, hani GIF share gibi sunucular oluyor. O sunucular gibi bir sunucu açmak istiyorsanız buradaki GIF özelliğini kullanabilirsiniz. Ben bu videomda bu şeyi göstermeyeceğim. Kurmayacağım yani. Bizi ilgilendiren kısım sade ve emoji. İlk başta isterseniz sadeden başlayalım. Sonra emojiyi göstereyim. Komutta zaman aşımı var. Hızlı hızlı yapmanız gerekiyor. Buraya gelip tekrardan S kuru yazacağız. Burada şimdi sade yazıyorum. Burada size bilgilendirme yapıyor. Botun kendi rolünü az önce de yaptığımız gibi onu en yukarıya çekmenizi söylüyor arkadaşlar. Burada bunu yaptıktan sonra onayla yazmanız gerekiyor. Onayla yazıyorum. Bu arada bunu yapmadan önce mutlaka boş bir sunucu olduğundan emin olun. Yani benimki gibi böyle sürekli kullandığınız, odalarını özen özene yaptığınız bir yerde yapacağınız, bu odaları sileceğinizi söyleyebilirim. Yani sunucunuz boşa gidebilir. Onu söyleyeyim. Yani benim yaptığım gibi boş bir sunucu da yaparsanız işinizi garantiye almış olursunuz. Zaten birazdan olacakları göreceksiniz. Şimdi yine zaman aşımını aldı. Hemen komutu hızlı hızlı yazıyorum. Sade yazıyorum ve onayla yazdım. Onayla yazdıktan sonra bizden bota oy vermemizi istiyor. Burada hemen isterseniz bota oy verelim. Bota nasıl oy vereceğiz? Burada vermiş olduğu linki tıklayarak bota oy verebilirsiniz. Bizi şimdi siteye yönlendirecek. Oradan bota oy vereceğiz. Evet, şu anda sitesi açıldı. Buradan login to vote diyerek de giriş yapabiliriz. Telaffuz edemedim, kusura bakmayın. Buradan yetkilendire tıklıyoruz. Hesabımız şu anda giriş yaptı siteye tekrardan. Buradan vote, yani vote işte oy kısmı geliyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan şimdi oy verdik arkadaşlar. Şimdi burayı kapatabilirsiniz. Tarayıcıyla işimiz kalmadı. Tekrardan Discord'a geçiş yapıyoruz. Şimdi yine aynı şeyleri yapacağız. S-kur yazdık. Sade yazdım. Onayla yazıyorum ve şimdi sunucumuz kuruluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hızlıca kurmaya başladı. Bir sürü oda var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. İşte ETS'ydi, LOL'dü, Minecraft'tı, bir sürü oda kuruyor. Böyle güzel özellikleri var. Şöyle bakın, sunucuyu kuracak, kurdu hatta. Birazdan bize bildiri de atacak. Bakın görmüş olduğunuz gibi etiketler de attı. Bu etiketler neler? Burada size ne yapacağınızı söylüyor. Mesela kurallar odasında bizi etiketledi. Bu kanala sunucunuzu kurallarını yazabilirsiniz yazıyor. Mesela aşağıda bakın giriş çıkış,
yeri var. Burayı böyle yapabilirsiniz diyor. İşte sayaç bölümü var, kayıtlar bölümü var. Buradan bunları aktif edebilirsiniz diyor. Bunları zaten bot kendisi tanıyor yapabilmeniz için. Şimdi mesela giriş çıkış bölümünü kurmak istiyorsanız nasıl kuracağınızı bakın burada söylüyor. Mesela bu komutu kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Bakın bu komut burada geçerli artık. Kapatmak istiyorsanız bu komutu kullanarak kapatabilirsiniz. Hatta kapatayım isterseniz onu da göstereyim. Bakın kapatıldı. Aktif etmek istiyorsanız dediğim gibi şunu yine yazarsanız aktif olacaktır. Şimdi bakın bu normal sunucu yani sade sunucu. Böyle görmüş olduğunuz gibi sunucumuz sade. Şimdi sırada isterseniz emojili olana geçelim. Hemen şuradan şöyle str-kuru yazıyorum. Buradan emojili yazıyorum. Onayla yazıyorum. Ve şimdi sırada onaylı sunucumuz kuruluyor. Evet, bütün odaları tekrardan sildi. Bakın emojili güzel güzel odalarımız açıyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın hepsini güzelce açıyor. Yine aynı sunucu ama bu sefer sadece emojileri değişik. Yani güzel güzel sunucu kurdu aslında. Onu söylemiş olayım. Bakın bu duyurular kanalı silinmedi. Bunu silebilirsiniz arkadaşlar. Bazı kanallar silinmeyebilir. Onları kendiniz silmeniz gerekiyor. Şöyle kanalı sil dedim. Sanırım bu bug'da kaldı. Bu silersiniz arkadaşlar. Bu bir şey olmaz. Şöyle bakın yine az önceki gibi etiketler attı. Az önce nasıl kuracağınızı gösterdim zaten. Bu şekilde sunucunuzu kurabilirsiniz. Şimdi ayarlar kısmına geliyorum bakın. Roller bölümüne geliyorum. Bakın burada rollerinizi de kurdu. İşte üye, bot, partner, özel kişi, destek, deneme moderatör, moderatör, kurucu ve burada admin rolü. İşte o dediğimiz sunucu yönetici rolü açık olan rol kuruldu. Yani böyle görmüş olduğunuz gibi sunucudaki rolleri de kurdu, odaları da kurdu. Ayarlara bakalım ayarları var mı? Ayarları yapmamış arkadaşlar. Bu ayarları kendiniz yaparsınız. Hatta Evaryon rolünde birkaç ayarlama yapmış. Bakın sadece bir tane rol üzerinde oynama yapmış. Siz buraya gelip kendiniz odaları artık ayarlarsınız. Şöyle şöyle bir şeyler yapar ayarlarsınız arkadaşlar. Burası tamamen size kalmış. Yani oyun sunucunuzu böyle kurabilirsiniz. Totalde 2 dakikanızı almaz. Umarım bu videomuz sizler için yararlı olmuştur. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka eğitim videolarımıza görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.